Değerli misafirler, öncelikle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, tüm deprem şehitlerimiz, ebediyete intikal etmiş devlet büyüklerimiz anısına öncelikle bir dakikalık saygı duruşu ve mütakiben İstiklal Marşımızı arz ediyorum efendim. Sayın Başkanım, çok değerli sivil toplum kuruluşlarımızın başkanları, değerli temsilcileri, tabii Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz, İl Sivil Toplum İlişkiler Şube Müdürlüğümüz, özellikle çok teşekkür ediyoruz. Valiliğimize çok teşekkür ediyoruz. Değerli öğrenciler, gençler, Deprem Bilinci ve Sivil Toplum Dayanışması adlı panelimize öncelikle hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim. Karadeniz Haber Ajansı Derneği tarafından gerçekleştirilen İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün destekleriyle Anadolu Basın Federasyonu, TİM1 ve Çay TV basın sponsoru olarak gerçekleştirmiş olduğumuz bu panelde tabii sivil toplum ve özellikle depremle alakalı kurum kuruluşlarımızın dayanışmasını konuşacağız. Çok değerli isimler burada, bu salonda bizleri bilgilendirecekler. Daha önce Gaziantep ilimizdeydik, bugün Elazığ ilimizdeyiz. Asrın felaketinde 11 ilimizi etkileyen depremler sonrasında çıkarmamız gereken dersler vardı. Ne yapmalıyız? Önleyici ve tabii ki azaltıcı tedbirler konusunda sivil topluma, sivil toplum kuruluşlarımıza, kurum ve kuruluşlarımıza büyük sorumluluklar düşüyor. Bu bağlamda da çok değerli sivil toplum kuruluş başkanlarımız, özellikle bu konuya ilişkin açıklamalarıyla gündeme gelen uzman isimlerimiz bugün burada bizleri bilgilendirecekler. Öncelikle açış konuşmalarını gerçekleştirmek üzere Karadeniz Haber Ajansı Derneği Başkanımız Hasan Yavuz Bakır'ı kürsüye davet ediyorum efendim. Sayın Başkanım, Sayın Müdürlerim, değerli misafirlerimiz, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bu gün içerisinde bu çalışma için zaman ayırmış olduğunuzdan ötürü çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok önemli bir konu. Biz dışarıdan bir gözle bakıp depremin yaratmış olduğu etkiyle ilgili siz değerli dostlarımıza, depremin bizzat etkilemiş olduğu bölgedeki vatandaşlarımıza farklı bakış açısı sunmak istiyoruz. Bu bağlamda buradayız. Gaziantep, Elazığ, Maraş ve Hatay'da yapılacak bu çalışmalar. Şu bir gerçek ki 6 Şubat depreminin ortaya çıkarttığı büyük felaket, büyük acı şüphesiz artık tarihe düştü ve asırlarca bu hatırlanacak. Belki de uzun yıllar sonra, asırlar sonra tarihe bakıldığı zaman 6 Şubat'la ilgili hep notlar düşülecek. 6 Şubat aslında bir destan sonrasıyla ilgili bir destan hüviyetine kavuştu. Depremin yıkıcı etkisi, binlerce can kaybımız, binlerce mağdurumuz ortaya çıktı. Ama sonrası bir destan ortaya çıktı. Bu destanın kahramanları Türk milletinin mensupları.
Türkiye'nin değişik yerlerinden hiçbir şekilde sorgusuzca, sualsizce, kimi evine selam haber vermeden, kimisi üzerine kıyafet almadan yollara düştü ve deprem bölgesine ulaştılar. Herkesin amacı bir şekilde katkı sağlayabilmekti. Bu konuda dünya bize örnek aldı, dünya bizi konuştu. Depremden sonraki yardımlaşma aslında asırlarda süren bir gelenek. Bu geleneğin şüphesiz gençlerimiz tarafından da benimsenmiş olması, 15 yaşında, 20 yaşındaki çocuklarımızın yol kenarlarında bu işle ilgili sorumluluk almış olmaları bu bilincin ne kadar yaygın olduğunu gösteriyor. Ama esas konu bundan sonraki süreçte bilinçle ilgili depremin zararlarını azaltmakla ilgili ne yapmamız gerektiği konusunda hep beraber çalışmamız lazım. Aynı dayanışmayı orada göstermemiz lazım. Genç arkadaşlarımızın burada olması çok sevindirici çünkü geleceğimizdeki birçok eksikliği, birçok problemi bu genç kardeşlerimiz çözecek. Onların kararlı adalet duygusu ki bizden daha iyi olduklarını düşünüyorum adalet duygusu konusundaki çocuklarımızın. Adalet duygusuyla yaklaşımları, sorunlara hakimiyeti olan hakimiyetleri bu anlamda çok katkı sağlayacak. Şu bir gerçek ki depremde kaybettiğimiz canlarımızın, o binaların altında bıraktığımız canlarımızın şüphesiz ömürleri bitti diyor, şüphesiz onların günü o kadar da diye bir inanç gereği bir yaklaşımda bulunuyoruz. Ama şu bir gerçek ki o binaları yapanların, o binaların yapımına izin verenlerin, o binaların yapım esnasında biraz daha fazla para kazanırım diye düşünenlerin çok büyük payı olduğu kesin. Biz öz eleştiri yaparak bundan sonraki süreçte depremle ilgili etkileri azaltmakla ilgili tam bir seferberlik içinde olmamız lazım. Esas dayanışmayı burada yapmamız lazım. Örneğin genç kardeşlerimizden bu konuda talepte bulunabiliyoruz, bulunmamız gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü mesela bir komşumuzun bir bina yaparken orada bizim fark ettiğimiz bir eksikliği olduğu zaman onu yetkili mercilere, belediyelere, ilgili bakanlıklara bildirmek bir vatandaşlık görevi diye düşünüyorum. Çünkü bildirmediğimiz zaman ilerleyen yıllarda belki de o apartman dairesinde bizim çocuğumuz kiracı olarak oturacak. Belki de o apartman dairesinde bizim çocuğumuz bir ev satın almış olacak. Sessiz kalarak, görmeyerek aslında onların felaketine biz de zemin hazırlamış oluyoruz. Onun için bu bilinçle, bu bilinci artırarak önümüzdeki süreçte depremin yarattığı etkilere baktığımız zaman en büyük koşul fiziki mekanların çökmesi. Madem o fiziki mekanlar büyük paralar verip aldığımız evler bize, sevdiklerimize mezar olacaksa bunları çok daha titizlikle takip etmeli. Bu anlamda bizler kesinlikle sorumluluk almalıyız. Bizim milletimiz tabiri caizse gammazlığı pek sevmez. Böyle bir yaklaşım vardır. Çok irite bakar bu sürece ama bu asla gammazlık değildir. Aslında o dostluğumuza iyilik yapmak anlamına gelir. Domates alıyoruz, araba alıyoruz, her türlü incelemeyi yapıyoruz ama ev alırken çok daha büyük para vermemize rağmen hiçbir inceleme yapmıyoruz. Özetle zamanınızı fazla aldım kusura bakmayın. Özetle şunu söylemek istiyorum ki her ne olursa olsun etrafımızda nerede görürsek görelim binalarla ilgili biraz daha dikkatli olmak gerekiyor. Elbette uzmanlık alanı oradaki eksikliği anlamak ama farkındalık yaratırsak bunu kendi aramızda konuşursak bile katkı sağlar diye düşünüyorum. Bu bağlamda buraya teşrif eden siz değerli misafirlerimize tekrar hoş geldiniz diyorum. Elazığ Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Şahin Bey ve değerli yardımcılarına, buradaki bütün müdürlerimize, valiliğimize, İçişleri Bakanlığı, Sivil Toplum İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne herkese saygılar sunuyoruz. Efendim iyi ki geldiniz, hoş geldiniz. Sayın Başkan'a teşekkür ediyoruz. Değerli Hazirun, tabii bu organizasyonda emeği geçen çok önemli kuruluşlar var. Sivil Toplum İlişkiler İçişleri Bakanlığımız, Karadeniz Haber Ajansı Derneği tarafından gerçekleştiriliyor. Tabii konumuz deprem bilinci ve sivil toplum dayanışması diyoruz. Bu dayanışmayı nasıl sağlayacağız? Tabii AFAD aramızda, İçişleri Bakanlığı AFAD'a çok teşekkür ediyoruz. Bu deprem sürecinde çok büyük bir sorumluluk üstlendiler ve üstesinden de geldiler. Bir alkış alalım AFAD'ımıza efendim. Sağ olsunlar, var olsunlar. Büyük bir özveriyle bu süreci yürüttüler. Tabii ev sahibimiz Elazığ Belediye'mize bir alkış alalım efendim. Sağ olsunlar, çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Kısaca ben panelistlerimizden bahsetmek istiyorum bu fırsattan istifade. Sismolog Doktor Süleyman Basa oturum başkanı olarak bizlerle birlikte olacak az sonra. TİMBİR Genel Başkanı.
Psikiyatrist Doktor Ömer Deniz bizlerle birlikte olacak. Türkiye Psikiyatri Derneği Elazığ Malatya Şubesi Yönetim Kurulu üyesi. Doktor Cafer Giyik, AFAD Elazığ İl Müdürü bizlerle birlikte olacak. Ve Erhan Eğit, Kırmızı Montlular Gönüllülük Hareketi Genel Başkanı az sonra panelimizde bizlerle birlikte olacaklar, bizleri bilgilendirecekler. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Elazığ Belediye Başkan Yardımcımız Sayın Nazif Bilginoğlu'nu kürsüye arz ediyorum efendim. Buyurun başkan. Çok kıymetli protokol. İlimizin dışından teşrif etmiş değerli misafirler, sivil toplum örgütlerimizin çok kıymetli başkanları, yöneticileri, üyeleri, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili öğrenciler, hepinizi şahsım ve Elazığ Belediyesi adına saygılarımla selamlıyor, hepinize hoş geldiniz diyorum. Evet, az sonra çok kıymetli panelistlerimiz teknik anlamda ve depremle ilgili çok kıymetli şeyler ifade edecekler. Burada da biz de bundan önce birkaç kelam etmiş olalım, vaktinizi de almadan. Evet, Türkiye maalesef dünyanın en önemli deprem kuşaklarından biri olan Alp-Himalaya kuşağı üzerinde olması dolayısıyla jeolojik konumu nedeniyle hepimizin bildiği gibi bir deprem kuşağı üzerinde yer alan bir konumdayız. Bu gerçeği maalesef bir kez, birçok kez, birçok felaketlerle beraber yaşadık. En sonunda da yaşadığımız 24 Ocak Elazığ depremimiz ve sonrasında da 6 Şubat Kahramanmaraş Assın felaketi depremi de bunların belirtisiydi, gerçeğiydi. Ve elbette bu gerçekle de yaşamak konumundayız, durumundayız. Cenab-ı Allah inşallah bir kez daha böyle felaketler yaşatmasın. Mutlaka duamız, temennimiz bu ama böylesine sadece bu işi duayla değil de bu deprem gerçeğine göre her türlü hazırlıkla, gerçekle yüz yüze gereğini yapmak konumunda ve zorundayız. Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz de bunun şuuru ve bilinci içerisinde sürekli kendini geliştirerek, dünyadaki bütün gelişmeleri de dikkate alarak en son 2018 yılında deprem senaryosunu ve deprem haritasını yenileyerek ve resmi gazetede de yayınlayarak 1 Ocak 2019'da da bu deprem yönetmenliğini yeniden devreye güncelleyerek devreye sokmuştur. Ve gerçekten az önce de değerli konuşmacılarımızın bahsettiği gibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti her zaman olduğu gibi böylesine felaketlerin üstesinden çok güzel bir şekilde, çok hızlı bir şekilde milletimizin ortak değerleriyle üstesinden gelmiştir ve gelecektir inşallah. Ve biz 24 Ocak depremini yaşadığımızda da hepimizin yaşadığı bu güzel kentimiz, devletimizin yine büyük çalışmalarıyla çok hızlı bir şekilde ve yine Elazığ Belediyesi'nin de anında sahada olması ve elinden gelen her türlü gayretle ve elhamdülillah bugün 30 bini aşan konutla Elazığ insanımızın yapı stoğu yenilenmiş ve çok kıymetli bir şekilde insanlarımıza yapı güvenliğini en üst düzeyde ortaya koyacak şekilde inşa edilmiştir. Ve Elazığ Belediyesi de 2020 depreminden önce herkesin bildiği gibi Karşıyaka mahallesinde yapı riski, yapı güvenliği az olan mahallemizde
kentsel dönüşüm kararını alarak ve gerçekten deprem öncesinde de böylesine bir felaketin önlenebilmesi için gerekli bütün çalışmaları yapmış ve ortaya da koymuştur. Bunlar elbette ki devletimizin ve belediyemizin yapmakla sorumluluklu oldukları konular. Ayrıca Elazığ depremini yaşadıktan sonra ikinci depremde biz bu felaketi yaşadık ve ikinci depremde de çok şükür o yapı güvenliğimizin de ciddi şekilde bizleri koruması nedeniyle Malatya depreminde biz öğle saatlerinde saat 12 gibi Elazığ Belediyesi öncelikle kurtarma ekibimiz, fen işleri ekibimiz, iş makinalarımız, ekmeğimiz ve sıcak çorbamızla Malatya Battalgazi Belediyesi'nin önündeydik. Ve çok hızlı bir şekilde Elazığ Belediyesi olarak Malatya'mıza her türlü imkanımızı seferber ettik. Ve buradaki çok değerli hemşerilerimizle aynı şekilde sivil toplum örgütleriyle birlikte çok güzel bir dayanışma örneği de koyarak, ortaya koyarak böyle bir felaketin içerisinde elimizden geleni Elazığ olarak ve her türlü yardımı yaptık ve bunu da hakikaten geçmişte de Elazığ Malatya'nın bir takım sıkıntıları olduğumuzu bilmesine rağmen bu yapılan gönül seferberliği, bu yapılan yardımlarla müthiş bir kaynaşma oldu. Bu da Türk milletinin böylesine önemli felaketlerde ne kadar güzel bir şekilde bir araya gelebileceğinin en büyük örneğini vermiştir. Evet, biz burada deprem bilinci ve sivil toplum örgütlerin dayanışması ile ilgili bu önemli panel yine bu geçmişteki deneyimlerimizle de birlikte geleceğimize ışık tutacak bir şekilde bir çalışma olduğunu biliyoruz, görüyoruz. Gerçekten böylesine bir çalıştayın, panelin oluşması için, Elazığ'ımıza teşrif ettikleri için öncelikle internet medya başkanımıza, Anadolu Basın Cemiyeti Federasyonumuza, değerli yönetim kurulu üyesi Zeki Akbıyık Beyefendi'ye, emeği geçen herkese gerçekten teşekkür ediyor. Buraya kadar teşrif ettikleri için kendilerine saygılar sunuyor. Panelimizin hayırlı olması temennisiyle hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz konuşmalarından dolayı. Değerli misafirler, değerli gençler, şimdi panelimize geçiyoruz. Oturum Başkanı Sayın Doktor Süleyman Basa, sismolog efendim, yerini alıyoruz. Buyurun alkışlarınızla. Psikiyatrist Sayın Doktor Ömer Deniz bizlerle birlikte yerlerini alıyoruz efendim kendilerini. Ve Doktor Cafer Giyik bizlerle birlikte, lütfen buyurun. Erhan Eğit bizlerle birlikte, lütfen buyurun. Evet, ben sözü oturum başkanımız Süleyman Basa'ya bırakıyorum efendim. Buyurun. Evet, çok teşekkür ederiz. Sayın Belediye Başkanım, değerli müdürleri, değerli öğrenci arkadaşlarımız, sivil toplum örgütlerinin değerli temsilcileri, değerli kent konseyi başkanımız. Bugün tabii önemli bir konuyu önemli bir yerde konuşuyoruz. Buraya gelirken Facebook hatırlattı. 7 yıl önce gene Elazığ'daymışız. Ve burada bir konferansta konuşmacıymışız. Orada da valimiz bize gakkoşluk beratı vermiş. Yani bir gakkoş olarak karşınızdayım. Bir Rizeli gakkoş olarak karşınızdayım. Öncelikle kendimi tanıtayım. Ben doktor yüksek mühendis Süleyman Basa. 30 yılından fazlasını sivil toplum örgütlerine vermiş bir kardeşinizim. Şu anda Cumhurbaşkanı kararnamesiyle kurulan Türkiye'de ve dünyada 25 ülkede temsilciliği olan 1000'e yakın internet haber sitesiyle den oluşan Türk İnternet Medya Birliği'nin başkanıyım. Aynı zamanda Ankara Kent Konseyi'nin de başkan yardımcısıyım. Ama ben bugün biraz da
okuduğum konudan başlayarak bugün paneli yönlendirmeye çalışacağım. Çok değerli uzman arkadaşlarımız var onlarla birlikte. Tabii hepimiz yaşadık depremi. Aramızda genç arkadaşlarımız var ama 30 yaşın üzerinde pek çok arkadaşımız da var. Onlar bile kaç tane deprem yaşadılar? İşte 24 Ocak, 6 Şubat depremleri. Peki biraz depremi anlatalım, öyle başlayalım. Peki dünyada hiç deprem olmazsa ne olur? Belki genç arkadaşlarımız buna cevap verebilirler. Yani bu gibi dünyanın herhangi bir yerinde, herhangi bir gün hiçbir deprem olmazsa ne olur? Bilin ki o gün dünyanın sonu gelmiş demektir. Dünya yaşayan bir organizma ve bu yaşayan organizmayı da depremler sayesinde yaşadığını bize bildiriyor. Yani işte dış çekirdek, 50 ile 70 kilometre kalınlığında bir dünyanın yapısında dış çekirdek var. Onun içinde manto dediğimiz daha sıvı, magmatik bir yapı var. Onun altında dış çekirdek, o da biraz daha sıvımsı ama içeride katı bir iç çekirdek var. Dış çekirdek daha sıvımsı. İşte magma dediğimiz ve mantonun içindeki konveksiyon akımları, litosfer tabakaları dediğimiz kıtaları oluşturan tabakaların altında dönüyor ve depremleri oluşturuyor konveksiyon akımlarıyla. Eğer bir gün dünyada bir deprem olmazsa konveksiyon akımları durmuş ve dünyanın sonu gelmiş demektir. Dünya bizi insanlığı yaşatmak için deprem yapmak zorunda. Yani deprem her yerde olacak. Ve şöyle bir istatistik var, bir istatistiksel geofizik diye bir konu da var. Dünyada, Türkiye'de 30 yılda bir yıkıcı bir deprem olma olasılığı %95'in üzerinde. Yani 30 yaşındaysanız ve depremden etkilenmediyseniz doğru yerde, doğru zamanda ve doğru binadasınızdır demektir. Bundan sonraki 30 sene için de aynı risk devam ediyor. Yani yanlış binada, yanlış yerde ve yanlış zamanda olabilirsiniz. O yüzden Türkiye bir deprem ülkesi. Değerli başkanımız da bahsetti. Yani Türkiye Alp Himalaya kuşağından sonra Afrika lefası, Arap lefasının itmesiyle beraber Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu fay hatlarıyla birlikte Anadolu lefası batıya doğru gidiyor. Bunu da hem Doğu Anadolu fay hattı zonu boyunca hem de Kuzey Anadolu fay hattı boyunca yapıyor ve yapmaya da devam edecek. Bu milyonlarca yıl devam edecek bir hareket. Yani bir deprem ülkesinde yaşıyoruz. Ama ben bunları artık hepimiz de biliyoruz. Tekrar söylemeye gerek yok. Ben 99 depremlerinde de üzerinde de çalıştım. Depremin iki tane büyüklüğü var. Biri aletsel büyüklüğü dediğimiz ve dünyanın her yerinde aynı ölçülen magnitüd dediğimiz büyüklük. Yani 6 Şubat depremlerini işte 7.7-7.8'dir büyüklüğü. Bu Amerika'daki sismometreler de, sismograflar da çok çok bir derece farklı aynı ölçerler ve etki bütün her yere bu kayıtlara geçer. Ama ikinci bir büyüklüğü var, o da şiddet. Mercalli diye bir vatandaşın bulduğu bir ölçeklendirmeyle ölçeklendirilir ve 0 ile 12 arasında bir ölçeği vardır. Yani 0 çok az bir zarar verir, 12 bütün yüzey topografya değişmiştir. Şimdi bizim Japonya ile Türkiye'de iki tane deprem oldu. İşte bir tanesi 6 Şubat depremleri 7.6, 7.7, 7.8. Orada da 7.5 şiddetinde bir deprem oldu. Şubat depremlerinden 6-7 ay sonra. Biz de Türkiye'de 50 bin üzerinde insanımızı kaybettik. Suriye'de 10-15 bin insanımız vefat etti. Onlarda sadece 100 kişi vefat etti, öldü. İşte aletsel büyüklükle şiddet, burada şiddet nedir? Şiddet depremin insanlara, yapılara, binalara, zemine yapmış olduğu hasar. Yani Türkiye'de aynı büyüklükte, aletsel büyüklükte depremin şiddeti 10-11 ise, aynı büyüklükte bir Japonya'daki depremin büyüklüğü 5-6, etkilenmiyorlar bile. Hiçbir binaları yıkılmıyor bile. Birkaç binaya kafasına düşüyor, bir şey düşüyor. İşte aslında coğrafya kader değildir. Yani biz buradayız da işte deprem ülkesindeyiz de bizim kaderimiz bu mu? Hayır, kaderi insanlar değiştirebiliyorlar. Japonya değiştirmiş, 1950 yılında imar yasasını çıkarmış ve kesinlikle hiçbir kimseye de bunu elletmemiş.
Çok ağır cezaları var en ufak imara aykırı bir şey yapana. İşte biz maalesef bu bilince ulaşmamız lazım. Yani deprem farkındalığı diye bir şey olması lazım. Afet farkındalığı diye bir şey olması lazım. Maalesef 99 depremlerinde de yaşadık. O zaman çıkan bir yapı denetim diye bir sistem vardı. Gerçekten de 99 depremlerinden sonra önemli olan yapılardan pek çoğunda bunu uyguladık. Ama sadece yapı denetiminin yeterli olmadığını nerede şimdi görüyoruz? İşte 6 Şubat depreminde deprem odağından 120 kilometre uzaklıkta Antakya'nın tamamen yok olmasıyla görüyoruz. Demek ki çok kötü bir zemine. Ne kadar iyi bina yaparsanız yapın, zeminle binayı bir arada düşünemediğimiz sürece gene başarılı olabiliyoruz. Yani bugüne geldiğimizde tabii 99 depreminden sonra biz bir şey daha yaptık. Dünyanın en çok arama kurtarma ekibi bizde. Yani bizden daha çok kurtarma ekibi olan dünyada herhangi bir ülke. Bu çok önemli bir şey. Gerçekten de depremde bunu yaşadık. Ama deprem çok büyüktü. Ne kadar fazla sayıda kurtarma ekibiniz olsa da yetmeyecek noktada büyüktü. Asrın felaketinden bahsediyoruz. Ama aslında gözden kaçırdığımız bir konu daha var. Yani binalar yıkıldıktan sonra binanın altından bir insanın çıkma oranı %5. Biz %5'i kurtarmak için dünyanın en büyük ekibini kurduk. Peki diğer %95'i nasıl bir tedbir almamız lazım? Biz aslında biz %95'e çalışmamız lazım. Tabii depremden sonra başkanımız bahsetti. Gerçekten devletimiz de oradaydı, milletimiz de oradaydı. Bence Çanakkale Savaşı'ndan sonra Türkler tekrar birleşti 6 Şubat depreminde. Hep beraber bir olduk. Biraz sonra onlardan da bahsederiz ama ben buraya bir böyle virgül koyup, böyle nefes alıp değerli uzman arkadaşlarımıza da böyle interaktif gidelim. Söz vermek istiyorum. Aramızda Elazığ AFAD İl Müdürümüz var. Tabii en çok yaşayan AFAD'tı. En çok duyduğumuz isim AFAD'tı depremde. Herkesin gözünün çevrildiği isim AFAD'tı. Gerçekten de çok önemli bir görev üstlendiler. Ben bütün AFAD yetkililerine, İçişleri Bakanlığımız yetkililerine çok teşekkür ederim derim. Gerçekten koordinasyon anlamında da tabii ki eksikler var. Çok büyük bir hareket. Yani bu hareketi öyle tek başına görmek, bu Maraş depremleri biz sismologları bile hayrete düşürmüştür. Çünkü aynı anda 3 tane, 4 tane, 5 tane fayın aynı anda hareket etmesi bizim de simülasyonlarımız içinde en kötü senaryo oldu. Yani olabilecek en kötü senaryo Doğu Anadolu fayı üzerinde gerçekleşti. Maalesef böyle bir şeyler de gerçekleşiyor. Şimdi Marmara'yı konuşuyoruz. İstanbul depremini konuşuyoruz. 6.5 mi, 7.5'i mi konuşuyoruz? Gördüğümüz gibi en kötü senaryoya göre hareket etmemiz gerektiğini bize Maraş depremleri bir kez daha gösterdi. Allah korusun 7.5 şiddetinde Marmara'daki bir depremde ne İstanbul'un ne de Bursa tarafında neler olacağını düşünemiyoruz bile. Ben sözü AFAD Elazığ İl Müdürümüz değerli doktor mühendis Cafer Giyik Bey'e veriyorum. O hem mimari konuda hem de deprem konusunda da uzman. Ben biraz bu konuda fazla uzattım. Kusura bakmayın. Buyurunuz. Teşekkür ederim değerli başkanım. Değerli misafirler, ben de hepinizi saygıyla selamlıyorum. Başkanıma da teşekkür ediyorum. Ben de AFAD'da yönetici olmam hasebiyle Türkiye'deki afet yönetimi üzerinden bir giriş yapmak istiyorum. Değerli misafirler, sevgili öğrenci kardeşlerim, Türkiye'de biz maalesef son yıllara kadar depremlerin, afetlerin ne kadar yıkıcı olduğunu, hayatımıza ne kadar olumsuz tesirleri olabileceğini ve hayatımızdan neler götürebileceği konusunda ciddi bir farkındalığa ulaşamadık. Ne zamana kadar? 1999 Marmara depremlerine kadar. Marmara depremleri de biliyorsunuz Maraş depreminden önceki en büyük felaketti. Ve biz o depremde çok büyük sıkıntılar yaşadık. Neyi yaşadık arkadaşlar? Müdahale kapasitemizin ne kadar yetersiz olduğunu gördük. Biz enkazlara günlerce ulaşamadık. Gölcük'te, İzmit'te ve diğer yerlerde. Türkiye'nin afet farkındalığının ne kadar kötü olduğunu, afete hazırlık seviyesinin ne kadar yetersiz olduğunu, müdahale kapasitesinin ne kadar kötü olduğunu biz çok acı bir şekilde deneyimledik. 20 bin civarında da vatandaşımızı kaybettik. Hepiniz biliyorsunuz.
öğrenci kardeşlerimiz çoğu da işte o dönemlerde daha yeni, belki genç arkadaşları bilemeyebilir ama diğer arkadaşlarımız, büyüklerimiz bilir bunu. Türkiye bundan sonra bir mantalite değişikliğine, yöntemsel yaklaşım, metodolojik bir değişime ihtiyacı olduğunu görünce ve sonrasında birçok konuda değişiklik yapmaya karar verdi ve şimdilerde biz afetlerde bunların pozitif, iyi sonuçlarını alıyoruz. Ne oldu? 2009 yılında 5902 sayılı kanunla Türkiye'de daha önce Başbakanlığın bünyesinde bulunan işte Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü, Bayındırlık Bakanlığı'nın bünyesinde çalışan Afet İşleri Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren çalışan Sivil Savunma Genel Müdürlüğü'nün üçünü birleştirip Türkiye'de afet yönetimini tek çatı altında toplamayı öngören 5902 sayılı bir kanun yürürlüğe girdi ve ondan sonra da Türkiye'de AFAD dediğimiz bir kurum kuruldu ve afet yönetiminde koordinatör kurum olarak görev alıyor. AFAD Başkanlığı kurulduktan sonra değerli arkadaşlar ilk sınavını 2011 yılında Van depremiyle verdi. Van depremi yine 2099 depremlerinden sonraki en büyük deprem olmasına rağmen müdahale kapasitesi açısından yine çok büyük eksikleri gördüğümüz bir deprem oldu. Biz buna çoğu zaman Van depreminin laboratuvar ve öncü bir deprem olduğunu söylüyoruz. Ben Van depreminde Van AFAD İl Müdürü'ydüm. Belki söze şöyle başlamak gerekiyor. Bizim depremlerdeki, yani deprem Türkiye'de en çok hasar yaratan afettir arkadaşlar. Ama tek başına deprem afetiyle uğraşmıyoruz. Bunu bir kere bilmek lazım. Yani afet dediğimizde sadece deprem bizi çok bize zarar verdiği, kayıplar verdirdiği için can ve mal kayıpları üzerinden gittiğimizde depremi biz sürekli afet deyince deprem aklımıza geliyor ama bizim diğer afetleri de göz ardı etmememiz gerekiyor. Örneğin Elazığ'da bir maden göçükleri riskleri çok yüksek. İki, su, sel, su baskınları, taşkınlar, boğulma vakaları, heyelan, çığ vesaire. Ama Türkiye'de coğrafyamızdan kaynaklı hocamın dediği gibi en fazla biz deprem afetlerinden zarar görüyoruz. Ve sonra Van depreminde biz yine müdahale kapasitemizin ne kadar eksik olduğunu gördük. Depremin yine hasar yaratan boyutlarının ne kadar her haneye sirayet edebileceğini gördük. Ben Van AFAD İl Müdürü'yken depremde il müdürüydüm ve depremde iki kardeşimi kaybettim. Enkazdan gidip kendim çıkarmak zorunda kaldım. Yani şunu söylemek istiyorum. Siz afetin nerede, ne zaman, hangi saatte size nasıl zarar vereceğini bilemiyorsunuz. Zaten afetin tanımını yaparken ne diyoruz? Diyoruz ki beklenmedik bir anda meydana gelen, insanlara mal ve can açısından zarar veren ve insanların yerel kapasiteyle, belli kapasitelerle, imkanlarla başa çıkamayacak derecede büyük doğa olayları diyoruz. Doğa kısmını artık biz son zamanlarda bir tarafa bıraktık. Evet, doğa olaylarıdır afetler ama bir de insan kaynaklı eylemlerin, insanın doğa üzerindeki tahribatının sonuçlarını, kötü sonuçlarını da biz yaşıyoruz. Kendi eylemlerimizle yarattığımız kötü kentler, dirençsiz kentler, kötü imarlaşma, şehirlerin kötü makroform gelişmeleri, yanlış kararlar, bunların tamamı ne yapıyoruz? Dere yataklarına ev yapmalar. Bu insan eylemleri de artık doğal afetlere ayrı bir bileşen olarak katılıyor ve biz totalde çok büyük zararlar ve sıkıntılar yaşıyoruz. Bu tanımdan sonra şuna gelelim. AFAD Başkanlığı da Türkiye'de 99'dan sonra değerli arkadaşlar, kriz yönetiminden risk yönetimine geçmeyi kararlaştırdı. Yani yöntemsel olarak başkanımın ifade ettiği gibi şöyle, yani afet sonrasında biz kriz anı diyoruz. Sıfır noktasından sonrasında kriz diyoruz. Şimdi siz enkaz altında kalan bir kişiyi kurtarmanın başarı istatistiğini yapmakla övünemezsiniz. İyileştirme faaliyetlerinin başarısı afet yönetiminde bir başarı değil değerli misafirler. Siz bir binayı bir yılda işte Elazığ 2020'den bugüne kadar 25.455 adet konut teslim etmişiz. Yapı stokunu büyük ölçüde yenilmiş durumdayız Elazığ'da. O yüzden 6 Şubat'ta 2020'deki depremdeki bu ıslahla beraber, imarlaşmayla beraber çok daha az kayıplarla atlattık. Bu büyük bir başarıdır elbette. Ama biz bunun yeterli olmadığını düşünüyoruz.
Bizim dirençli kentler oluşturmamız, farkındalığı arttırmamız, bütün kademedeki insanlarımızı, gençlerimizi, çalışanları, kamuda çalışan insanlarımızı bilinçlendirmemiz gerekiyor. Afet yönetimi işte bu yüzden kriz yönetiminden, kriz sonrası iyileştirme faaliyetlerinden artık risk yönetimine, planlama ve zarar azaltma aşamasına evrilmiş durumda. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bütün kurumlarıyla, akademik örgütleriyle, STK'larıyla, gönülleriyle, kamu kurum ve kuruluşlarıyla, bütün imkan ve kaynaklarıyla yapmak istediği şey risk azaltmadır. Tıpta önleyici hekimlik anlayışında olduğu gibi, yani hasta olmadan hastalığı önlemek, buna uygun hareket etmek. Bizim de buradaki temel anlayışımız budur. Bundan sonra bunu yapmaya gayret ediyoruz. Artık dere yataklarına konut yapılmasını engellemek gerekiyorsa bunu yapacağız. Bütün gayretimiz bu yönde olacak. Şehirlerdeki bu çarpık yapılaşmaya son vermemiz gerekiyor. Ve bunu çok net bir şekilde 3 başlıkta topluyoruz. Biz diyoruz ki afette risk yönetiminin, zarar azaltmanın temel parametreleri 1- doğru yere, doğru yöntemle, doğru malzemeyle yapı yapmaktır. Çok böyle büyük, uzun cümleler kurmaya, kitap yazmaya gerek yok. Biz bunu yapamadığımız sürece, evet, Türkiye Afet Müdahale Planımız da var. Bu da Van depreminden onun bir çıktısı sonrasında. Türkiye'de bütüncül bir afet müdahale planımız da var. Koordinatör bir kurumumuz var, müdahale planımız var. Bu müdahale planına göre ulusalda 25, yerelde 23 hizmet grubumuz var. Bütün kurumlar, buradaki arkadaşlarımız, dostlarımız, Gençlik Spor Müdürlüğümüz, diğer STK'lar, diğer kurumlar, belediyelerimiz tamamı entegre bir şekilde bu plan içerisinde yer alıyor. Ve biz bu plan mantığıyla hareket edip afetlere dirençli kentler yaratma noktasında, müdahale kapasitemizi artırma konusunda ve olası depremlerin, afetlerin bize en az zarar verecek şekilde kendimizi hazırlamamız gerekiyor. Ne kadar çok planlama yaparsak, pratiği olmadığı sürece planların ve teorinin çok karşılığı olmayacak. Bunu da bilmemiz gerekiyor. Bu farkındalığı arttırmak gerekiyor. Bugün burada şu öğrenci arkadaşlarımızın olması çok değerli. Evet, biz 15-20 yıl önce Türkiye'de bunu yapamıyorduk maalesef. 6 Şubat depremi olmasaydı belki yine biz bu kadar farkındalık yaratmış, farkında olamayacaktık bazı şeylerin. Kısaca ben şimdi bunu ifade etmek istiyorum başkanım. Sonra tekrar şey yaparız. Değerli Ömer, Cafer Geyik Bey'e çok teşekkür ederiz. Değerli açıklamaları için tabii kriz yönetiminden risk yönetimine giden yolda gerçekten önemli aşamalar elde etti. AFAD bu depremle belki tekrar kendini reorganize ediyor. Çünkü oradaki pozisyonunu tekrar alması gerekiyor. Yeni depremlerde, yeni afetlerde. Tabii biz bunu yaşarken bir Ankara'da, Ankara Kent Konseyi Başkan Yardımcısıyım ben. Depremin ertesi günü sabah konseye gittik. İşte afet çalışma grubumuz vardı. Onu topladık. Bir anda gençler gelmeye başladı ve bir anda Ankara'daki bütün muhtarlar kent konseyine yardımları getirmeye başladı. Saat böyle 5'te 6'da ilk tırımızı göndermiştik. Yaklaşık 40-50'ye yakın da tır gönderdik. Gençlerimiz o arada hem AFAD'dan hem diğer kaynaklardan almış olduğu bilgileri 30-40 bilgisayarla beraber AFAD'a doğrulamak için uğraşıyordu filan. Ama gerçekten insanlar böyle yardım yapmak için elinde varını yoğunu verir derecesine bizim Ankara'da kent konseyine geliyorlardı. Bu çok önemli bir hasletti. Gerçekten insanımız bu noktalarda birlikte olmanın konusu bence çok önemli. Hatta bir olay da anlatayım. Böyle 20 dakikada tır dolduruyor gençler, böyle işte sıra sıra oluyorlar. Son bir tır göndereceğiz. Bir tane gencimiz bir tane daha paket atayım derken düştü, ayağını kırdı. Biz hastaneye kaldırdılar. Bizim kent konseyinin gençlerinden biri sanıyoruz. Biz de çünkü o çocuk 5-6 gündür çalışıyor. Hastaneye gittim, dedim ya sen bizim gençlerimizden misin? Hayır dedi. Nereden buldun, buraya geldin? Ben dedi deprem sabahı evden çıktım, 17 yaşında bir çocuk. Sizin orada bizim hemen yanımızda Ankara kent konseyinde bir polis karakolu var, oraya gitmiş. Demiş ki beni deprem bölgesine gönderin, yardım etmek istiyorum. Ya demiş bak burada kent konseyi var, gençler bir şeyler yapıyor, oraya git onlarla beraber çalış. Hakikaten 3 günde bizle beraber çalışıyor ama biz onun kim olduğunu bilmiyoruz yani. İşte depremde böyle bir şey yaşandı yani, deprem ve sonrasında. Bu çalışmalarından bir tanesi de
Kırmızı Montlar Gönüller Hareketi Genel Başkanı'nın da depremde ve diğer afetlerde çok önemli çalışmalar yaptığını biliyoruz. O biraz böyle sivil toplum anlamında neler yaptılar, neler yaşadılar, o deneyimlerini böyle 5-6 dakika içinde bize anlatabilirse çok memnun oluruz. Erhan Eğit Bey, buyurun. Evet hocam, çok teşekkür ediyorum. Öncelikle ben gerek şahsım adına, gerek bu salonda olan veya olmayan kahramanların adına buradayım. Birçok konferansa katıldım, birçok panele katıldım ama en çok zorlandığım panellerden bir tanesindeyim. Neden diyecek olursanız, çünkü kahramanları temsilen buradayım. Kahramanlar diyorum çünkü şöyle bir fotoğraf sunmak istiyorum sizlere. Yani evladını sandviç yaptığı ekmek sepetinin içerisine koyup bir yandan sandviç yapan kahramanlardan bahsediyorum. Orada çalışan AFAD görevlilerine veya yetkililere, abi siz girmeyin biz gireriz, siz başka enkazlara gidin diyen kahramanlardan bahsediyorum. -15 dereceye rağmen hala enkazın başından ayrılmayıp orada bir kartonun üzerinde yatan ve enkazı bırakmayan kahramanların adına bahsediyorum. Onların arasında belki ebediyete ulaşmışlar vardır, ruhları şad olsun. Bu salonda da var olan sivil toplum kuruluşlarımız var. Onların adına konuşmak gerçekten büyük bir sorumluluk. Sürçülisan edersem onlardan af diliyorum. Tabii ki siz değerli hocalarımız afetin çok farklı boyutlarını sayısal rakamlarla veriyorsunuz. Biz de satır aralarını sizlerle beraber paylaşacağız. Aslında biraz da görünmeyen yüzünü biz paylaşacağız. Orada yer alıp da unutulan kahramanlardan bahsedeceğiz. Ben Kırmızı Montlular Derneği kurucu başkanıyım. Bünyemiz içerisinde birçok kadın girişimci, birçok genç girişimci var. Afetin her bölgesinde, gerek Bozkurt'ta, gerek Manavgat'ta, gerek işte diğer afet bölgelerinde yer aldık. Burada değerli sivil toplum kuruluşları başkanlarımızla beraber orada omuz omuza yer aldık. Bu iki boyutlu bir denklem sayın misafirlerimiz. Afet öncesi ve afet sonrası her alanda yer alan bir sistemden bahsediyoruz. Bir sivil inisiyatiften bahsediyoruz. Ama şunu çok net ve büyük bir gururla söylemek istiyorum, paylaşmak istiyorum. Sahada olan bir kardeşiniz, bir abiniz, bir hocanız olaraktan. Türkiye Cumhuriyeti Devleti gerçekten çok büyük bir devlet. Bunu orada çok net bir şekilde hissedebiliyorsunuz. Yani o afetin akut dönemlerinde saniyelik bütün devletin gücüyle orada olması. Yine Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları hakikaten tıpkı bir bağlamanın telleri gibi, tıpkı bir kilimin desenleri gibi. Farklı renkler de olsa, farklı sesler de çıkarsa, o akut dönemlerinde her şeyi unutup her şeyle beraber yer alan bir milletten bahsediyorum. Bu afet sonrası sivil toplum bilinci, yardımlaşma, daha sonrasındaki oradaki bilinçlendirme çalışmaları, burada olan herkesin hemen hemen haber bültenlerinde ya da birebir sahalarda var olan yerlerde görmüşsünüzdür. Şimdi ben biraz daha böyle örneklerle bahsetmek istiyorum. Çünkü benim sizlere sunacağım çok sayısal rakamlar yok. Birebir yaşanmışlıklarla bahsedeceğim. Biz Maraş depreminin herhalde ikinci ve üçüncü günü buradaki bir Cemil Efendi Aş Evi'nde yine AFAD, işte Kızılay ve Afet Koordinasyon, o dönemde İl Sivil Toplum Kuruluşları Müdürümüz Sayın Oğuzhan Ercan Başkanlığında, ki kendisini bu noktada tebrik ediyorum. Yani gecenin ilerleyen saatlerinden sabahın ilerleyen saatlerine kadar orada bir mücadele veriyorsunuz. Bir fotoğraf sizlere sunacağım sevgili misafirlerimiz. Cemil Efendi Aş Evi'nde ev kadınlarıyla beraber çalışıyoruz. Yani onlar sandviç yapıyorlar. Bu insanlar ev kadınları. Ev kadınlarını tırnak içinde şöyle açıklamak istiyorum. Neden bunu söylüyorum? Kendi var olan sorumlulukları olan, yani ailesine bakan ve siz de o afeti yaşamış insanlarsınız. Yani biz herhangi bir ilden gelen, afeti görmemiş bir şehir değiliz. Biz de afeti yaşıyoruz. Ona rağmen belki çocuğunu komşusuna bırakmış, belki işte eşini bir yerde bırakmış. Orada gece 3'te bir fotoğraf gördüm. Çocuğunu, 10 günlük çocuğunu ekmek yaptı, sandviç yaptı, ekmek sepetinin içerisine koymuş, sarmış. Sarmalamış ve orada sabah kahvaltısına sandviç yetiştiren bir kahramandan bahsediyorum. Hani diyor ya, fıtrat değişir sanma, bu kan o kandır. Gerçekten de öyle. Şimdi ben o manzarayı görünce gerçekten çok duygulandım ve aklıma şu geldi. Hepinizin de aşina olduğu bir fotoğraf vardır. Cepheye mermi taşıyan analarımız vardır.
o battaniye, evladın üzerindeki battaniyeyi alıp merminin üzerine saran analarımız var ya, işte o analarımız hala burada. İşte o kardeşlerimiz hala belki bu salonda. Bütün sorumluluklarını unutup, bütün işte kendi canını bir kenara bırakıp sana ihtiyacı olan, hangi düşüncede olursa olsun, hangi siyasal ideolojide olursa olsun, hiç bakmaksızın orada olan bir milletten bahsediyoruz. Bu da bu anlamda da gerçekten çok şanslı bir coğrafyada yaşadığımızı, çok şanslı bir ülkede yaşadığımızı belirtmek istiyoruz. Çünkü Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden, ben Elazığ depreminde de, bütün depremlerde de aktif görev aldık. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden plakalarda gelen yardımlar, o yardımların içerisinden gelen mesela mektuplar, ki o mektuplar mesela sizlere ulaştığında, afet bölgesindeki ulaşan insanlara, daha deprem bilincinin ne olduğunu bilmeyen çocukların sizlere gönderdiği oyuncaklar. İşte şunu düşünüyorsunuz, diyorsunuz ki ya biz ne kadar şanslı bir milletiz ki bu insanlarla beraberiz. Tabii sivil toplumun burada çok büyük bir rolü var. Devlet kaynaklarımız tabii ki bir noktaya kadar orada önemli çalışmaları yapıyor. Sayın Müdürümüz bu noktada ilerleyen saatlerde belki bilgi verecektir. Arama kurtarma faaliyetlerinde sivil toplum tutumda, orada İAŞ yardımlarına, İAŞ yardımlarının ötesinde giyim noktalarından tutumda birçok anlamda afetin akut dönemlerinin sağlanması noktasında çok önemli rol oynadı. Az önce içeride Ömer Hocam çok güzel bir örnek verdi. Ben de kendisine söyledim. Dedim ki ben Malatya'da bir anla karşılaştım. Malatya'da bir ablamız bakanlık yetkilileriyle konuşurken bakanlık yetkilisi şunu söyledi. Ya pardon dedi, siz nerede görevlisiniz? Hanımefendi şunu söyledi. Ben dedi ki bu köyde sadece yaşayan bir bireyim. O kadar iyi koordinasyon sağlayabiliyorlar ki, o kadar iyi mesela nerede neye ihtiyacı olduğunu düşünüyorlar ki, o kadar ihtiyacın öncelik sıralarını o kadar iyi koordinasyon yapabiliyorlar ki, bu noktada sivil toplum hakikaten çok büyük bir rol oynadı ki ben Sayın Hocam şunu üzülerek de söylemek istiyorum. Gerçek afetin gerçek kahramanları arasında gerçekten biz haber bültenlerini izlerken ya da devletimizin mesela orada devlet ödünç madalyası verdiği anlarda kamu kurumlarını evet görüyoruz ama orada sivil toplumlar bir noktada geride kalıyor. Bu bizi çok üzüyor mesela. Ki ben orada mesela birçok arkadaşımızın enkazın altına kendi çocuğunu unutup, kendi şeyini unutup orada enkazın altına girip çıkardığını gördük. Bu bizi üzen hadiselerden de bir tanesiydi. Ama Allah tekrardan böyle afetler yaşatmasın. Yaşattığında da herkes burada çok rahat olsun. Allah nasip kısmet ederse bu millet her şekilde her yere yetişecektir. Evet, Erhan Bey'e çok teşekkür ederiz. Zamanı da çok güzel kullandı. En çok alkışı da aldı haklı olarak. Tabii deprem büyüktü ama dayanışma deprem kadar da büyüktü o dönemde. Biz de Ankara'da kent konseyinde bu yardımları gönderirken ikinci gün Gaziantep'ten aileler gelmeye başladı. Anladık ki artık insanlar Ankara'ya ya da büyük illere bir an önce kendilerini atıp güvenli bir yere gitmek istiyorlar doğal olarak. Niye Ankara'ya geliyorsunuz dediğimizde de burada deprem daha az dedi. Ankara'da 500 bine yakın insan geldi. Bir de kent konseyinde 10 binlerce insanı hem yerleştirdik. İticari odamız ve diğer şeylerin de yardımı, belediyelerin de yardımıyla giydirdik. Ama en anlamlılarından bir tanesi de tabii psikoloji olarak etkilenmiş ve sütü kesilmiş anneler geldi. Çocukları vardı. Bir duyuruyla bir baktık ki konseye onlarca şişe işte anne sütü sağlamış gelmiş. Bunlar tabii çok önemli konular. Hatta Türkiye Psikologlar Derneği de bize o dönemde psikologlarını göndermişti kent konseyinde gelen kişileri karşılama anlamında. Hazır bundan da bahsetmişken yanımızda Türkiye Psikiyatri Derneği Elazığ Malatya Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi psikiyatrist doktor Ömer Deniz Bey var. Biraz da onun deneyimlerini dinleyelim. Buyurun başkanım. Evet, kıymetli başkanlarım, belediye başkan yardımcımız, müdürlerimiz, STK'ların değerli başkanları, sevgili öğrenciler, dikkat testinden geçtiniz öncelikle. Maşallah bir saate aşkın bir süredir dikkatinizi dağıtmadan bizi dinliyorsunuz. Paneller biraz uzun sürüyor bireysel konuşmalara göre. Öğrencilerin de böyle 40-45 dakikadır şeyleri ama gençler bizi dinliyorlar. Öncelikle bu panele beni davet eden
Fırat, Kanal Fırat TV Genel Yayın Yönetmeni Zeki Akbuy'a ve bu paneli düzenleyenlere, Karadeniz Haber Ajansı Derneği'ne bir yarı Karadenizli olarak teşekkürlerimi sunuyorum. Afetlerden sonra tabii bu psikososyal destekler, ruh sağlığı, ruh sağlığını koruma, insanları bilgilendirme, korkularla, kaygılarla başa çıkma konusu son yıllarda daha ön plana çıktı. İnsanlar eskiden psikiyatrlara, psikologlara böyle çok mesafeli duruyorlardı ama bizi artık daha yakın dost kabul ediyorlar. Bu da bizi mutlu ediyor. Ben bu afete özellikle ilk afete 24 Ocak 2020 depreminde Kanal Fırat'ta empati programının sunumunu hazırlarken İstanbul'dan bir konuğumu canlı yayına bağlamaya çalışırken 3 dakika kala bir sarsıntı oldu. Stüdyo böyle bir sallandı. Ben de hiç yerimde teprenmeden böyle geçmesini bekledim. Neyse orada tabii program iptal oldu ama medya çalışanlarının böyle çok ilginç bir şeyi vardır. Toplumu bilgilendirmek asıl hedefledir. Yani orada Faysal Tokmak vardı. Hemen bir seslendi. Toparlanın arkadaşlar. Kamuoyunu bilgiler. Nerede olmuş hele bilgi alın derken biz de ne yapalım diye düşündük. Sonra Zeki Bey geldi. Beraber programı deprem programına döndürdük ve o şekilde devam ettik. Naci Görür Hoca bağlandı 20 dakika sonra. Bunu şunun için anlatıyorum. Bir kere bizim bilime inanmamız lazım. Yani biz bilimsel çalışıyoruz. Psikiyatride de, deprem biliminde de, diğer alanlarda da bilim her zaman ön plandadır. Naci Hoca ile o programı üçlü yaparken şöyle bir ifade kullandı. Dedi ki, bundan sonraki süreçte Maraş, Pazarcık, Malatya, Erkenek hattına dikkat edin lütfen. Burada 7'nin üzerinde bir deprem bekleniyor. Yani ben yetkilileri uyarıyorum diye. Ama biz bunu çok fazla ciddiye almadık bildiğim, görebildiğim kadarıyla. Çünkü 3 yıl bir hafta sonra bu büyük afetler üst üste geldi. Bu da bilinci, deprem bilincinin ne kadar önemli olduğunu bize göstermesi açısından gerçekten önemli. Biz Elazığ depremi sonrasında bu psikososyal destek konusunda çok aslında tecrübeli değildik. Ne yapacağımızı düşündük. Elazığ'daki psikiyatrist arkadaşlar bir arada hemen ne yapalım arkadaşlar diye konuşurken ben hemen ertesi gün Sivrice Merkez Üssü'ne gittim. Orada bir psikososyal destek çadırı kurmayı düşündük. Bu arada hemen Türkiye Psikiyatri Derneği ile iletişime geçtik. Türkiye Psikiyatri Derneği'nden bir eğitim talep ettik. Eğitim neden önemli? Şimdi psikiyatrlar depremi her zaman yaşamamış ki. Yani depreme maruz kalan bireylere, çocuklara, kişilere, yakınını kaybeden, evi yıkılan insanlara daha önce profesyonel destek sunma konusunda deneyimimiz yok. Dolayısıyla hızlı bir şekilde organize olduk ve Elazığ'da, Malatya'da dahil olmak üzere psikiyatri uzmanları, psikologlar, rehber danışmanlar, sosyal hizmet uzmanı arkadaşların da katılımıyla bir gün süren deprem sonrası müdahaleler nasıl olmalı, insanlara nasıl yaklaşmalıyız, neyin en doğru şekilde paylaşmalıyız, yani bir yakınını kaybedenin kayıp haberini nasıl vermeliyiz, bütün bunlarla ilgili gün boyu süren bir eğitim aldık. Dolayısıyla o eğitimden sonra sahaya çıktık. Yani hani o neyi en doğru yapacağınızı çünkü bilmeniz için eğitim almanız gerekiyor. Ben deprem sonrası Sivrice'ye gittiğimde baktım ki Antalya'dan bir profesör arkadaşım, halen de çok iyi bir dostum, bazen programlarımıza konuk olur. Çocuk ve ergen psikiyatristi. Adam oradan uçakla Elazığ'a gelmiş. Burada Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nde o da psikolog arkadaşları, sosyal çalışmacılara gün boyu süren çocuklarla ve gençlerle destek anlamında bir eğitim düzenledik. Tabii deprem döneminde, akut dönemde destek olmak çok çok önemli. Ama özellikle 20 yıl, 30 yıl geçmesine rağmen insanlar depremde yaşadıkları travmaların etkilerini seneler sonra unutmuyorlar. Yani bize hala polikliniklerimize 1999 Marmara
etkilenenler geliyor. Tabii ki büyük depremde etkilenenler de geliyor ama yani binaları yapıyorsunuz, yeni binalara yerleştiriyorsunuz, insanlar eşyalarını alıyor ama deprem öyle bir afet ve öyle bir durum ki insanların ondan sonraki yaşamının geleceğini değiştiriyor. Komşuları değişiyor, babasından, atasından kalmış hatıra eşyalarını kaybediyor, mahallesi değişiyor. Yeni bir binaya gitmiş ama o yeni binada bir yıldır kalıyor. İletişim halinde olduğu, dertleşeceği, sohbet edeceği komşusunu kaybetmiş. Sosyal ilişkiler kısıtlı kalmış. Dolayısıyla gelecekteki yaşamı çok önemli, olumsuz etkileyen bir durum. Burada tabii önemli olan şu, farkındalık oluşturmak. Yani bilinç dediğimiz şey işte farkındalık oluşturmak. Yani mesela hepimiz depremden korkarız. Aranızda depremden korkmayan var mı diye sorsam herhalde hiç kimse ben korkmuyorum diyemez. Ama önemli olan deprem sonrası etkilenme biçimimiz. Her birey depremde aynı şekilde etkilenmiyor. Kimimiz ufak bir mesela benim kliniğime bazen bir görüştüğüm biri geliyor. Belediyenin silindiri geçiyor caddeden. Hemen kalkıp odadan kaçıyor. Dolayısıyla hepimiz aynı şekilde korkmuyoruz. Önemli olan deprem sonrası etkilenen bireyin sonrasında hangi durumlarda destek almaları gerektiği. Türkiye Psikiyatri Derneği ve bizim Elazığ Malatya şubemiz olarak biz o zaman çok güzel broşürler hazırladık ve halkı bilgilendirme broşürleri. Yani ne yaşarsanız hangi durumda bir uzmana başvurmanız gerekir. Kendi başınıza artık yetemediğinizi ne zaman anlarsınız? Bu da bir bilgiyle alakalı bir şey. Sonuçta bir korku yaşıyoruz. Herkes bir şekilde unutuyor. Zaten bizim en büyük sorunumuz da aslında unutmak. Değil mi başkanım? Unutmamamız gerekiyor ve hatırlamamız lazım. Çünkü deprem sürekli yaşanacak bir durum. Biz Türkiye Psikiyatri Derneği Elazığ Malatya Şubesi olarak özellikle Elazığ depremi sonrasında çok önemli çalışmalar yaptık gerçekten. Ben bu çalışmalarda psikiyatrist, psikolog, sosyal hizmet uzmanı, rehberlik danışmanları olarak görev alan arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Yani biz buradayız ama aslında yani birçok kahramanı var demin arkadaşımızın söylediği gibi. Şimdi dayanışma çok önemli bir şey. Yani her birey aslında orada bir STK gibi hareket ediyor. Belki bir düzel kişiliği yok ama sonuçta hepimiz bir yardımlaşma duygusu yaşıyoruz. Bizim milletimizin temel özelliklerinden biri de bu. Herhalde başka bir ülkede bu yaşanmış olsaydı bu kadar üstesinden gelme bu kadar kolay olmazdı. Uzun vadede de tabii yıllar sonra depremin etkileri var. Bizim travma sonrası stres bozukluğu dediğimiz durumlar çok yaşanıyor. Seneler geçmesine rağmen her an olacakmış gibi hissetme, evine girememe, bazı özel ortamlarda bulunamama ya da okuluna gitmek istememe, okul başarısında düşüşler gibi durumlar seneler sonra olabiliyor. İnsanlarımız artık ne zaman bir uzmana başvurmaları gerektiği konusunda daha bilinçliler. Aileler de bilinçli, özellikle yeni gençler bu konuda gerçekten daha bilinçli ve daha duyarlı. Ben şimdilik bu kadar konuşayım. Daha sonra zaman kalırsa tekrar devam ederiz. Teşekkür ederim. Doktor Ömer Deniz Bey'e çok teşekkür ederiz. Gerçekten önemli bilgiler verdi. Tabii aslında depreme karşı dayanıklı binalarda yaşamak lüks değil. Yani binalarımızın İtalyan parkesinden ya da işte Hilton balyosundan önce güvenli binalarda oturuyoruz diye bize de düşen görevler var. Sorgulamalıyız yani. Doğruyu sorgulamalıyız. Ben bilmiyorum, hiçbir öğretmenlerimiz de var burada. Acaba hiçbir öğretmenimiz çocuklara şu ödevi verdi mi? Yani doğru binada, sağlam binada oturup oturmadığıyla ilgili bir ödev verdi mi acaba? Bilmiyorum hiç. Belki de vermiştir, ben bilmiyorum. Yani gençlerimiz de artık bizim yakamıza yapışık baba doğru binada oturuyor muyum demesi lazım. Burada çok gençlerimiz de var. Çünkü gerçekten doğru, daha doğrusu sağlam binada yaşamak evet ekonomiyle ilintili ama 4+1 değil de 3+1 daha güvenli binalarda yaşayabiliriz. Biz biraz Türkiye olarak böyle daha rahat yaşamayı seven bir milletiz. Ama önce
güvenli binalarda yaşamamız gerektiğini öğrenmeliyiz. Şöyle yapalım, şuna soru cevapla ilerleyelim. Ve özellikle gençlerden rica ediyorum, sorularınız varsa alalım, öyle de programı devam edelim. Evet, sorusu olan var mı diye soruyorum. Buyurun Sayın Müdürüm. Bir şey götürebilir miyiz? Çok kıymetli başkanım, kıymetli hazurun, sevgili gençler. Sadece bir dakikanızı alacağım. Tabii uzatmayacağım. Çok güzel bir program oluyor. Emeği geçen herkese saygılar sunuyorum. Niye söz hakkı aldım? Abdülsamet Eren olarak değil, Gençlik Spor İl Müdürlüğü olarak ben de bir iki şey mutlaka söylemem gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi deprem olduğu ilk andan itibaren vatandaşlar, evini güvenli hissetmeyen ya da kendini güvende hissetmeyen herkes Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün spor salonlarına, gençlik merkezlerine ve olimpik yüzme havuzlarına ve benzeri yerlere tabii ki doğal olarak geliyorlar. Biz depremin ilk anından itibaren WhatsApp kayıtlarında var. Tüm tesis amirlerimize evde annesini, babasını, çocuğunu bırakıp hemen tesisinin başına geçme talimatını Vali Bey söylemeden önce vermiştik. Ve tüm arkadaşlar da o tesislere gittiler. Yani o deprem anını bütün herkes bir hissetsin. O anda can havliyle hem yurt müdürlerimiz hem tesislerde görev yapan arkadaşlar o tesislere gittiler. Sizler de zaten şahitlik ettiniz. Depremin ilk bir haftası geçici barınma olarak buralarda birçok kişi beslenme, barınma gibi güvenlik ihtiyacını karşıladı. Tabii akabinde hem Elazığ depreminde sonra da asrın felaketinde hem bakanlığımızın hem valiliğimizin talimatlarıyla Türkiye'de yurtlarda yaklaşık 5 ay boyunca Elazığ'da biz 30 bin kişiyi misafir ettik. Çok anılar yaşadık. Az önce Erhan kardeşimin sizlere anlattığı gibi çok anılarımız var. Hem orada çocuklar var, yaşlılar var. Rahmete intikal etmiş, yakını kaybedip cenazesini defnedemeyen insanlar vardı. Ona bile cenazesine eşlik eden arkadaşlarımız oldu. Gençlik merkezimizde gönüllülerimiz paketleme yaptılar. Deprem bölgelerine gittiler. Yani şunu anlatıyorum. O görev yapan arkadaşlar da hepsi, her birinin evinde deprem yaşanıyordu. Çocukları vardı ama herkes görevin başındaydı. Tabii sadece genç spor değil, bu salonda olan birçok STK başkanımız, vatandaşımız, hatta hiç adını bilmediğimiz kahramanımız arabasını atlayıp deprem bölgesine gidiyordu. Büyük bir kalabalık vardı. Biz böyle bir ülkeyiz. Ben şahsım olarak kurumda görev yapmış tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. Allah bizi depremlerden korusun. Başkanım dediği gibi tedbirleri de ülke olarak almalıyız. Saygılar sunarım. Sağ olun. Abdülsamet Bey'e çok teşekkür ederiz. Genç Spor İl Müdürümüz. Tabii onların yapmış olduğu çalışmalarını biz de özellikle Zeki Bey'den duyduk. Buyurunuz. Erdem Keleş, Afet Yüksek Teknolojileri Derneği Başkanıyım. Burada il müdürümüze bir soru yönelteceğim. Karlu ve 7 su fayından dolayı bu bölgede büyük bir tatbikat yapıldı. Evet. Sivil toplum diye hani ne yapıyoruz? Burada sivil toplumun önemini anlatıyoruz ama kriz koordinasyon masalarında sivil toplum masamız yok. Ondan sonra ne oluyor? Mesela Haluk Beyler sivil toplum olarak bir şeyler yaptığı zaman ne yapıyoruz? Eleştiriyoruz mesela. Diyoruz ki neden öyle oluyor? Neden böyle oluyor? Sivil toplum masasında, kriz koordinasyon merkezlerinde sivil toplum masamız aktif değil aslında. Bir diğeri müdürümüz şey diyor. Diyor ki %5'lik dilim önemli değil diyor. Mesela hani arama kurtarma şeyinde %5 diyor onların sağ çıkma ihtimali diyor. Şimdi afete hazır Türkiye sloganımız var AFAD'da. Afete hazır Türkiye sloganında Türkiye'de arama kurtarma araç sayısı 250. Bu depremde 26 bin binamız çökmüştü. Sivil toplum olmadan hani bu 26 bin binada bu işler nasıl oldu? Nasıl gelişti? Biz mesela Adıyaman'da, Malatya'da, Nurdağ'da, Islahiye'de bu bölgelerde hani bilhassa sivil toplumun orada vatandaşın etiyle kemiğiyle nasıl savaştığını biz gördük. Ama il müdürlüğümüz mesela burada 7 Su ve Karlova depremi için mesela bir lojistik merkezi, bölge birliği, hani kurum olarak alması gereken tedbirler var. Belediyemizin mesela bir hala arama kurtarma anlamında bir
diğer belediyeler mesela bölge birliği kurdular. Biz Yedisu ve Karlova depremini bekliyoruz. Bundan da somut bir şekilde ne yapacağız? Ciddi derecede etkileneceğiz. Evet. Türkiye'ye afet müdahale planlarında Karakoçan, Kuvancılar, Arıcak ilçelerimizin ve doğu taraflarımızın gitme durumları var. Evet. Bununla ilgili özellikle hani kamu kurumları olarak mesela AFAD ve belediyeden taleplerimiz mesela var bununla ilgili. Bir de Süleyman Bey mesela anlatırken dedi ki arama kurtarmada ciddi derecede şeyimiz var diyor. İnsan kaynağımız var diyor. İnsan kaynağını doğru kullanmadığınız sürece o insan kaynakları bir işe yaramıyor. Yani bu yüksek teknoloji. Yüksek teknoloji olmadığı zaman bir işe yaramıyor. Doğru teknolojiyi kullanmak önemli. Mustafa Paşa depreminde mesela 11 kişi bir binadan takır takır sağlam bir şekilde ne oldu? Hatun teyzelerin olduğu bölgede 11 kişi sağ çıktı. Demek ki deprem öldürmüyor. Arama kurtarma o kadar önemli ki. Şimdi Türkiye'de arama kurtarma araç sayısını arttırmadık. Gittik iş makinesi, ekskavatör sayısını mesela. Devlet bundan sonra mesela ne yaptı? Leasingler verildi, destekler verildi. Aslında arama kurtarma araç sayılarının artması gerekiyor. Tamam. Türkiye'de 250 aracımız var yani. Kısaca cevap vereyim isterseniz. Öncesinde bir şey söyleyeyim. %5 dedi. Ben %5 derken önemsiz demedim. Yani tabii ki ama bir istatistikten bahsettim. Yani siz ne kadar arama kurtarma ekibiniz olsa da %5'ini gerçekten de belki de Türkiye dünyada en çok bu %5'i yükselten ülkedir. Yani %5 önemsiz demedim. Bunu kayıt altına alalım. Şudur yani bir istatistik var. Yani %5'ten fazlasını kurtaralım. Biz bunu %6 yapmışızdır, %7 yapmışızdır. Çok önemlidir. Ama diğer kesimi deprem öncesine daha çok çalışmamız lazım dedim. Onu bir parantez içinde söyleyeyim istedim. Buyurun başkanım. Ben de şöyle bunu düzeltmek istiyorum başkanım. Yani elbette her bir can çok değerlidir. Bizim yapmamız gereken şey şudur. İnsanların enkaz altında kalmasını önlemektir. Yani enkazda kalan ve öldüğünü bildiğiniz bir insanı enkazdan çıkarmanın zamanı çok büyük bir başarı değil. Tırnak için bunu söylemek istiyorum. Anlatabiliyor muyum? Bizim temel amacımız risk yönetimi kapsamında planlama ve zarar azaltma. Yani insanların o depremde enkazda kalmasını engelleyecek, önleyecek yapısal tedbirleri almaktır. Bunu kastediyorum. Diğer sorunuza gelecek olursak bizim Elazığ AFAD'da şu an bölgesel bir lojistik depomuz var. İçinde 48 konteyner, 5000 çadır, 4000 battaniye, ısıtıcı vesaire. Bu da önceki depremlerden alınan dersler sayesinde Türkiye'de şu an 28 ilde bölgesel afet lojistik müdahale depolarımız var. Bununla beraber bizim AFAD başkanlığımızda gönüllü dairemiz var. Gönüllülük dairesi, daire başkanlığı düzeyinde kurulmuş. STK'lar ve diğer gönüllerimize biz eğitimler veriyoruz. Üçüncüsü, Türkiye'nin 100. yılında 100 bin arama kurtarma personel yetiştirme vizyon projesi kapsamında 6 Şubat'tan sonra böyle bir karar alındı. Şunu da söyleyeyim, sonra devam edeyim. Siz arama kurtarma personeli sayısını 2 milyona da çıkarsanız birçok depremde bu yetersiz kalıyor. Ama bunu maksimum seviyede faydalı hale getirmek, bundan faydalanmak ve doğru bir şekilde yönetmek ve kullanmak gerekiyor. Türkiye'nin 100 bin arama kurtarma personelini kamu kurumlarından ve STK'lardan yetiştirmek gibi bir hedefi var. Elazığ'a da bu manada 900'lük bir kontenjan verilmişti. Şu an biz bugün itibariyle 1111 hedefini yakalamış durumdayız. Tüm kurumlardan eğitimler veriyoruz. Milli eğitim, gençlik, spor, işte üniversite, belediye, tarım orman, DSİ, EKOT, kapalı cezaevi, milli eğitim vesaire. Uzatmadan toparlayayım. Şu an biz 1111 kişiyi depremde arama kurtarma eğitimi verdik ve akredite ettik. Bununla beraber 17.000 kişiye de yine temel deprem bilinci eğitimi vermiş durumdayız. Bu çalışmalarımız büyük bir kapasiteyle devam ediyor ve kapasitesini arttırarak devam ediyor. Daire başkanlığı seviyesinde ilk defa bir gönüllülük dairesi ve STK ilişkileri. Ayrıca bizim STK ilişkileri dairemiz de var. Elbette bu tam müdahale planına göre bizim o STK'larla masa ve o çalışma çözüm ortaklığı konusunda ben not edeceğim. Onunla alakalı da gereken desteği tabii ki veririz. Ben başta da söyledim. Deprem ya da diğer afetler tek bir kurumun tek başına yapabileceği bir iş değil. Yani dediğim gibi deprem meydana geldiği zaman
insanların tamamının hayatının her zerresine, her aşamasına, her bağımsız bölüme sirayet edecek büyük felaketlerdir. O yüzden bizim büyük bir seferberlik ruhuyla öğrenciden müdüre, memura, polise, amire, her kademedeki sivil insanlarımıza, köydeki teyzemize kadar her insanımızın emeğine ihtiyacımız var. Biz esasında Türkiye'de şu an yapmak istediğim şey bu koordinasyonu ve ahengi sağlamak. Biz bunu yapmaya çalışıyoruz. Evet, genç arkadaşımı önce bir alkışlayalım yani soru cesaret gösterdiği için. Teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Benim sorum psikoloji üzerine olacak. Dediğiniz gibi her kişi, her çocuk, her genç aynı derecede korkup etkilenmiyor. Peki biz gençler ve çocuklar olarak bu durumda nasıl, daha doğrusu nasıl durumlarda bir uzmana ihtiyacımız olduğunu anlayacağız? Evet, öncelikle çok teşekkür ederim güzel sorunuz için. Yani insanların zaman zaman korkması, kaygı duyması, mutsuzluk hissetmesi, endişe hissetmesi normal duygulardır. Bunlar evrensel duygular. Hepimiz zaman zaman hayatımızda bunları yaşarız. Yani diyelim ki deprem sonrası ya da herhangi bir deprem olayı olmadan eğer bir genç, bir çocuk haftalardır, birkaç haftadır sürekli uykusuzluk, mutsuzluk, endişe hali, başına sürekli bir şey geleceği endişesi, kendisine ya da ebeveynlerine herhangi bir şey olacağı konusunda sürekli kaygı duyuyorsa, bu onu mutsuz ediyorsa, bu onun sosyal yaşamını, okul yaşamını, mesleki işlevselliğini eğer bozuyorsa, o zaman bu durumda bir bozukluk var, bir iyi gitmeyen bir şey var. Böyle bir durumda bir uzmana başvurmayı düşünmek lazım. İlimizde çok yaygın biliyorsunuz birçok hastanelerimizde psikiyatri uzmanı, yüzün üzerinde artık psikiyatri uzmanı var. Çünkü 100 yıllık bir psikiyatri hastanesine sahibiz. Psikologlarımız var. Yine hani ruh sağlığı alanında çalışan diğer arkadaşlarımız var. Dolayısıyla destek alınabilir. İzin verirseniz çok ufak bir katkı yapmak istiyorum. Depreme akut dönemde müdahale aslında bir cerrah titizliğinde çalışmaya benzetiyorum ben. Yani bir yandan sarsıntılar oluyor, sizin can güvenliğiniz var. Bir yandan siz yardıma gitmişsiniz ama sizin orada barınma, İAŞ sorunlarınız var. Yani gidiyorsunuz oraya ama akşam oluyor, uyumanız gerekiyor. Acıkıyorsunuz, tuvalet ihtiyacınız oluyor, tuvalet arıyorsunuz. O yüzden çok kolay bir şey değil. Ünlü bir cerrah aracını bir tamirciye götürüyor. Aracını tamir ettikten sonra parasını öderken tamirci o ünlü cerraha şunu soruyor. Diyor ki ben de sizin arabanızın doktoruyum, tamirini yaptım. Ama diyor siz bir ameliyat yaparken çok para alıyorsunuz. Hani ben az para aldım. Hani bu haksızlık değil mi? O da ona şunu söylüyor. Peki diyor bütün bunları yaparken motor çalışıyor muydu yoksa çalışmıyor muydu? Hani o önemli. Aslında hani hareket halinde olan bir sistem var. İnsanlar sürekli endişeleniyor. İğne ile kuyu kazar gibi bir yandan bir çalışma yapıyorsunuz ama bir yandan kendi korkularınız, kendi sıkıntılarınız var. Mesela psikososyal destekte bu şu açıdan çok önemli. 11 ildeki psikiyatristler, psikologlar bir kere herkes kendi çoluğunun çocuğunun derdine düşüyor. Kendisi zaten travma yaşamış. Dolayısıyla travma yaşayan insanlardan kaliteli ve sağlıklı bir hizmet üretemezsiniz. O yüzden mesela bizim Türkiye Psikiyatri Derneği yaklaşık 700'ün üzerinde gönüllü üyesi hemen başvuruyor. Hani görev verilecek yerlerde birer hafta bu gönüllü olarak bu hizmeti yapmak istiyorlar. O yüzden o dayanışma, gönüllülük gerçekten çok önemli. Bu programın da anahtar kelimelerinden bir tanesi oldu. Ben tekrar düzenleyenlere teşekkürlerim sunuyorum. Evet, son 3 soru alacağım. Evet. Buyurunuz. Evet. Hoş geldiniz. Ben Hasan Bilge Harsiyet Dernek Başkanıyım. Paneli katılımcılara teşekkür ederim. Sağ olun. Önce beyefendiye verin, sonra size vereceğiz. Evet. Buyurunuz. Sorum AFAD müdürümüze şöyle bir şey. Ben 60 yaşın 30 sene içinde yaşanmış bütün depremleri, 99 depreminde Elazığ ve 6 Şubat depreminde yaşamış biri olarak şey yapıyorum. Burada her mahallede
Dolayısıyla bir ilk yardım ekibi kurulabilir mi? Bunun ne kadar faydası olur? Dolayısıyla her muhtarın azaları var. O azaların yerine ilk yardım ekibini ilave edersek böyle bir afetlerde dolayısıyla katkı olur mu? Bu Türkiye çapında böyle bir gönüllü olabilir. Dolayısıyla bu çerçevede neler yapabiliriz? Çünkü bu konuda bu afet dönemindeki tecrübelerimiz bunu gösteriyor. Bu çerçevede görüşlerini almak isterim. Teşekkür ederim. Evet, değerli başkanım, şimdi planlama yapmak kolay, bunu tasarlamak, bunu hayal etmek kolay ama daha önce de söyledim, bizim temel amacımız ve hedefimiz teori ve pratiği bir arada yürütebilmek. Yani yapmayı arzu ettiğimiz her şeyi deprem anında, afet zamanında uygulanabilir hale getirmek, bu forma dönüştürmek. Bizim bu kapsamda gönüllü eğitimlerimiz, bunu tabana yayma çalışmalarımız az önce ifade ettim. Bunun içerisinde ilk yardım eğitimlerimiz de var. Yani mahalle bazlı muhtarlık seviyesinde bir ilk yardım ekibi fikri tartışılabilir. Bu başkanımızın öyle bir çalışması varmış. Bunu bir değerlendirebilir, düşünebilir, çalışabiliriz yani. Hocam bir cevap. Şimdi bu noktada ben bir cevap vermek istiyorum. Biz bu konuda bir çalışmamız var. Elazığ Kent Konseyi Başkanımıza, yine İl Sivil Toplum Platformları Başkanımıza ve ilgili bütün paydaşlarla böyle bir projemiz var. Zaten hali hazırda başlattığımız şey var. Her mahallede bir ilk yardımcı projemiz. Elazığ depreminden sonra kısmen hayat buldu. Biz özellikle bunu her apartmana yaymaya başladık ve ev kadınlarına afet bilinci ve ilk yardım eğitimi verdik. Bu noktada hızlı bir şekilde işte il sağlık il müdürlüğümüz, kent konseyimiz, sivil toplum kuruluşları platformumuz ve bağlı bütün paydaşlarla yine AFAD'ımızla beraber böyle bir proje hazırlığımız var. Tabii burada her şey kamu kurumlarında da bitmiyor aslında. Biraz da biz sivil toplum kuruluşlarının burada ciddi bir rol alması lazım. Sivil toplum kuruluşları il müdürümüz Sayın Oğuzhan Ercan'a da böyle bir projemizi arz ettik. Kendileri de büyük bir destek verdi. Yaklaşık şu anda 8 mahallede böyle bir ekibimiz var. Ve bunu biz şu anda lokasyonlu da yaptık. Yani artık 112'ye bir çağrı düştüğü zaman 112'deki çalışan insanlar oraya en yakın ilk yardımcı neredeyse hemen onu bulup mesela ona da bir yönlendirme ile alakalı bir şeyimiz var, programımız da var. İnşallah bunu Elazığ halkına da zaten arz ettik haber bültenlerinde. Tabii bunu daha fazla bir geliştireceğiz inşallah. Ethem Gülbay, inşaat yüksek mühendisi. Deprem konusunda aşağı yukarı epey bilgimiz olan birisiyim. Şimdi burada öğrenci arkadaşlar da olduğu için deprem mekaniği hakkında ufak bir bilgi vermek istiyorum. Deprem stick slip action, yani yapış kay hareketi. Stres birikir, yay gibi birden bırakır. Bu saniyenin, yani bir saniyede 10 kere falan olduğu için siz binalar böyle titrer, titreyerek yıkılır. Bu Elazığ depremi Doğu Anadolu fay üzerinde oldu. Bunun depremde yıkıcı etkilerden biri de biz mühendislik olarak ivme deriz. Yani yandan itkiyen bir kuvvet. Elazığ depremi 24 Ocak depremi 0.145 ivme ile Elazığ'a geldi. Kaynakta 0.40'tı. Yani öğrenci arkadaşlara anlatayım. 100 kiloluk bir insansanız sizi 15 kiloyla yandan bir kuvvet iteliyor. Ona göre geldi. Ama 6 Şubat depremi bir kıyametti. O da Elazığ'a 0.300 ile geldi. O yani Elazığ depreminin iki şiddetinde geldi ve Nail Bey'i darmadağın etti. Allah'tan ki birinci depremde alınan önlemler sayesinde can kaybı fazla olmadı. O deprem bir kıyametti. 2G dedik. Yani bir binaya hem yandan hem alttan hem de sağdan soldan vurdu. Hatta Elbistan'da o kadar yüksek oldu ki binayı kendi ağırlığının iki misli şeklinde kaldırdı 10 saniyede yere vurdu. Yaşayan bir şey olmadı. O deprem öyle oldu. Biz şu anda Allah'a çok şükür ki Doğu Anadolu fayının şu özelliğini biliyoruz. Her 30 kilometrede 500 metrelik bir segmenti var. Yani Elazığ depreminde de bunu izledik hakikaten. Geliyor deprem 30 kilometrede duruyor.
o segmenti aşıyorsa ikinci harekete başlıyor. Elazığ deprem bu şekilde oldu. Sonra bu fay İngilizce creeping fall, yani kendi kendine sürünen bir fay. Pervin, sorunuz varsa evet, alalım. Diğer konuyu beraber sürünen bir konuşalım istiyorsanız. Burada işin psikolojik konusuna gelmek istiyorum. Burada en fazla Elazığ Belediyesi'ne göre düşüyor. Malatya yolunun altındaki yani güneyindeki yerlere 4 kat verecek, üstündeki yerlere de 8 kat verecek. Millet en fazla binada olduğu için sarsıntıdan ve sallantıdan korkuyor. Bu psikolojik korkuyu silmek için bir de C40 betonunu uygulayacaksınız. Ben müteahhit olarak 1975 deprem yönetmenliğine göre yaptığım hiçbir bina yıkılmadı. Malatya yerle bir oldu, dispanser orada ayağında dimdik kaldı. Çünkü simetrik yapmıştım ve betonu da hakkıyla örmüştüm. Teşekkür ederim. Tebrik ederiz, teşekkür ederiz. Ve bu arada Zeki Akbıyık'a da çok teşekkür ederim. Bizim gibi insanlara çok televizyonda yer verdi. Elazığ halkını oldukça elimizden geldiği kadar da bilgilendirdi. Teşekkür ederiz. Son soru gençlere. Evet, çok kısa 3 gençe de vereceğiz ve bitireceğiz. Ama size alkış yok yani. İlk olana alkış vardı yani. Buyurun. Binalar yapıldıktan sonra neden kontrol edilmiyor da deprem olduktan sonra o kadar bina yıkıldıktan sonra kontrol ediliyor? Hani bu önlem neden daha önce alınmıyor? Üçünü birden alıp öyle cevap vereceğiz. Teşekkür ederim. Çok güzel bir soru. Benim sorduğum soruyu Sayın AFAD Müdürümüze yönlendireceğim şimdi. Bu salondaki herkesle dahil ben de 24 Ocak 2020 Elazığ depremini yaşadık ve o depremde benim de içerisinde bulunduğum konuta AFAD yetkilileri gelip bildiğiniz gibi tüm binalarda böyle testlerini yapıyorlardı ve hiçbir kanat örneği alınmadan sadece içerideki çatlaklara bakılarak az hasar verilmişti. Ve bina sakinleri bir arada toplanarak adamı ikna etme sonucunda ağır hasar verdiler. Ve bizim binamız 3 gün içerisinde valilik onayıyla yıkıldı. Ben 2 sene boyunca konteynerda hani çeşitli şartlarda, zor şartlarda yaşadım. Ve bunun hakkını kim ödeyecek ya da AFAD bununla alakalı bir şey yapıyor mu? Hani önlem alıyor mu? Bunu sormak istiyorum. Teşekkür ederim şimdiden. Evet, teşekkür ederim. Son soru. Buradan bir el kalkmıştı ama hala kalkıyorsa buyurun. Öncelikle benim sorum fay hatları nasıl oluşur? Evet, sondan başlayalım. Evet, teşekkür ederim. Şimdi aslında kırık hattı dediğimiz fay hatları, işte dediğim gibi dünya litosfer tabakalarından oluşuyor. 14 tane litosfer tabakası var kabuğun içinde, katı, rigid. Onlar magmanın üzerinde yüzüyorlar. Konveksiyon akımlarıyla beraber magma hareket ettiği için onlar da birbirine göre hareket ediyorlar. Ne zaman ki kayacın kırılma gücü oradaki kuvveti aşıyorsa fay hatları kırılıyor ve birbirine göre hareket ediyor. Aslında 3 tane fay hattı var. Bunların bir tanesi yanal atımı dediğimiz Doğu Anadolu fayı, Kuzey Anadolu fayında gördüğümüz gibi birbirine göre böyle yanal hareket eden faylar, doğrultu atımlı fay da diyoruz ona. Yanal atımlı fayda birbirinin içine geçen ya da Ege Graben sistemlerinde olan Ege, Gediz, Küçük Menderes, Büyük Menderes Graben sistemlerine dediğimiz eğim atımlı faylar gibi faylar var. Bir de volkanik etkileriyle oluşan, depremlerden oluşan faylar var. Teşekkür ederim ama diğer sorulara sanırım üstadımız cevap verecektir. Buyurun. Kardeşimizin sorduğu soruya hasar tespitiyle alakalı, değerli kardeşim, bizim hasar tespitlerimiz kanundan kaynaklı. Diyor ki depremden sonra diyor kamu binaları dahil olmak üzere bütün yapılarda detaylı bir hasar tespiti yapılır. Bizim de şu anki sistemimiz içerisinde biz gözlemsel inceleme yapıyoruz. Ama bina sahipleri isterse senin dediğin o karot alma performans analizi diyoruz, detaylı inceleme yaptırabiliyor. Bunun dışında hasar tespitleri İtiraza ve kanun yoluna açıktır. Hasar tespiti yapıldıktan sonra bunlar kesinleşmez. Sizin itiraz hakkınız var ve dava açma hakkınız da var. Mahkeme heyeti bilirkişilerle, yeni bir heyetle orada detaylı inceleme yaptırır. Şu an Elazığ'da 1500'den fazla dava devam ediyor. Böyle hemen hasar tespiti yapıldıktan 3 gün sonra yıkılması falan söz konusu değil. Bunlar dava konusu da oluyor.
Orada bir hata olduysa, hemen binanız yıkıldıysa o da maddi tazminat gerektirir. O konuda da hukuki haklarınızı kullanabilirsiniz. Evet, başkanımıza bir soru vardı. Başkanımız buyurun. Bir de genç arkadaşımın bir sorusu vardı. Aslında binalar kontrol ediliyor. İşte belediye başkanımız da burada. Belki 20'ye yakın mühendis imza atıyor. Ancak işte bir bina en zayıf olduğu yerden maalesef yıkılıyor. Aslında yönetmeliklerimizi tam uygulasak bu tür şeyler de olmaz. Biraz da orada haklısın diyorum. Evet, bitiriyoruz. Son olarak Sayın Başkanımızın bir sözü var. Buyurunuz. Evet. Tabii genç kardeşimiz binaların kontrolüyle ilgili sadece belediye sorunu değil. Herkesin bildiği gibi yapı denetim firmaları dahil, müteahhit firmanın sorumluluğu dahil elbette. Ama bir algı oluşturuluyor bazen. İşte bu da iyi bir algı değil. Bütün herkes görevini yapmak zorunda ve konumunda. Elazığ Belediyesi de bunun sınavını gerçekten hem 2020 depremi hem sonrası depremde de zaten binalarının en az göçükle atlatmasının şeyini, imtihanını bana göre vermiştir. Ayrıca Fırat Üniversitemizin inşaat mühendisinin Elazığ'da olması ve çok uzun yıllar binalarımızın mühendislik hizmeti görmesi de bunun bir kanıtıdır. Ethem Bey sevdiğimiz bir abimiz ama kendisi de çok iyi biliyor. Özellikle Elazığ Belediye Başkanımız 2019 yılı seçiminden sonra kat yüksekliklerini sınırlandırdı. Hatta dediği gibi indirdi ve bu noktada da siyasi olarak da çok eleştiri almasına rağmen yapı güvenliği, deprem riski, afet riski noktasında bitişik nizamı daha çok uygulayarak kat yüksekliklerini indirmiştir. Bunu en iyi bilen de aslında değerli başkanımızdır ama böylesine tekrar bir konuyu getirmesini ben tahmin ediyorum tabii başkanımızı. Kendisi hakikaten deneyimli, sevdiğimiz, çok da değer verdiğimiz kıymetli bir abimizdir. Bu noktada Elazığ Belediyesi, dediğim gibi başkanımız ilk seçildiği günde 2019'da ilk meclis toplantısında daha önce başkanlık makamını alınan bu tip yetkileri de meclise devrederek kat sınırlandırması getirmiştir. Elazığ'da imar planı da buna şahittir. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Dediğiniz gibi yani müteahhitinden yapı denetimine, belediyesine, daha sonra kontrollere kadar pek çok elden geçiyor. Ama gene maalesef tam da başarılı olamıyoruz. Buyurunuz. Hocam, son soru ve bitiriyoruz. Öncelikle selamun aleyküm. Şehrül Aziz Elazığ. Sesimi duyan var mı? Engelsiz Yaşam Derneği Başkanıyım ben. Facebook size 7 yıl önce Elazığ'a getirdiğinizi hatırlamış. Biz sizi her zaman hatırlıyoruz. Allah sizden sonsuz kere razı olsun. Allah razı olsun. Öncelikle burada bulunan profesörüme, Elazığ AFAD İl Müdürü Cafer Bey'e, Erhan Eğit Başkanıma sonsuz selamlarımı sunuyorum. Burada katılım sağlayan herkese sonsuz selamlar olsun. Hepsini ayakta alkışlıyorum. Allah razı olsun. Ve Zeki Akbıyık'ın burada bu paneli düzenlemesi, Elazığ'ımıza öncelikle bu panelleri kazandırmaları, deprem konusunda bilinçlendirme açısından çok çok önemli. 24 Etin depreminde ben de bir işverendim o zaman, esnaftım. Benim depremde ağır hasar aldı. Benim iş yerim yıkıldı. Halen daha açamadım. Mustafa Paşa Mahallesi'ne gittiğimde akşamdan zaten deprem olmuştu. Sabah saat 9-9.30 civarı gittiğimde hiçbir ekip gelmemişti. Biz bekledik ki Kocaeli'den, İzmit'ten, İstanbul'dan oraya ekipler katılsın. Ve bu yönde Elazığ Belediye'mizi ben buradan tekrardan alkışlıyorum. Deprem tatbikatları yaparak personellerini çalıştırdı, bu konuda eğitim verdi. Ben bundan sonsuz kere teşekkürlerimi sunuyorum Nazip Başkanıma, Elazığ Şahin Şehir Fuarlar Başkanıma teşekkürlerimi sunuyorum. Ve biz bu konu hakkında Erol Keleş vekilimle bir söyleşi yaptık. Kent Konseyi Başkanıma da teşekkürlerimi sunuyorum ayrıca. Çünkü bunları gündeme getiriyorlar. Allah onlardan sonsuz kere razı olsun. Ekut'u kurdu Heybet Öztekili. Belki buradadır, burada değildir bilmiyorum. Elazığ'da 2000 depreminden sonra bayağı bir gelişmeler oldu. Ve şehir yapılaşmasında gerçekten güzel şeyler var. Buradan genç kardeşlerimin de kendileri de aralarında bir panel düzenlesinler. Devletten istediklerini kendileri de söylesinler. Hepsine teşekkür ediyorum. Onlar bizim geleceğimiz. Tekrardan selamlar olsun. Çok teşekkür ederiz. Son bir söz. Erhan Eğit Başkanıma buradan tekrardan teşekkür ederim. İçimizdeki kahramanlardan bahsetti. Ve
depremde ne kadar yardımcı olduğunu ben kendi biliyorum. Kendi derneği adına bahsetmedi. Bütün dernekler adına bahsetti. Ona sonsuz selamlarımı sunuyorum. Elazığ Valiliğine de teşekkürlerimi sunuyorum. Çok yardımcı oluyor. Evet. Çok teşekkür olun. Ederiz. Tabii toparlıyoruz. Öncelikle tabii bu program İçişleri Bakanlığı Sivil Toplum İşleri Genel Müdürlüğü'nün destekleriyle bugün burada yapılabiliyor. Aslında bu bir farkındalık çalışması. Yani bir deprem oldu, asrın afeti oldu ama biz biraz Ankara'da, İstanbul'da biraz bugün buraları unuttuk gibi. Aslında bu tür paneller bunları tekrar hatırlatması için önemli. Biz Gaziantep'teydik, daha sonra Hatay'a gideceğiz, diğer bölgelere de gideceğiz. Bunları hatırlamamız lazım. Deprem zaten Türkiye'de kendini unutturmaz, merak etmeyin. Yani Türkiye bir deprem ülkesi ve Türkiye'de her zaman deprem olacak. Olmaya da devam edecek. Burada gençlerimize akşamleyin babalarına doğru evde oturuyoruz diye sormalarını ben ödev olarak veriyorum. Şimdi özellikle bu programda Sivil Toplum İşleri Genel Müdürlüğümüze çok teşekkür ederiz. İl Müdürümüz buradaydı, ona teşekkür ediyoruz. Genç Spor İl Müdürümüz buradaydı, teşekkür ederiz. Tabii bu güzel salonu bize tahsis eden ve çok güzel konuşma yapan değerli belediye başkanımız ve belediye başkan yardımcımıza, tüm çalışanlarına, bu salon çalışanlarına teşekkür ederiz. Zeki Akbıyık'a bir alkış almak istiyorum. Bizi burada ağırladı. Bizim basın sorumuz oldu. Gene Yasemin Açık Hanım bize her zaman her alanda yardımcı oluyor. O Kocaeli'nin de sesi. Hasan Yavuz Bakır, Karadeniz Ajansı Derneği Başkanımız bugün burada, bizi buraya getirdi. Bizi ona teşekkür ederiz. Çetin Altan sunumumuzu yapıyor. Her yerde sağ olsun. Ben hocalarıma, Erhan Yiğit hocamıza çok teşekkür ederim. Değerli başkanımıza. Gerçekten önemli işler yaptı. Biz sesini Ankara'dan duyduk. AFAD Elazığ İl Müdürümüz çok deneyimli bir isim. Van'da da görev yapmış. Van depreminde de büyük görevler üstlenmiş. Değerli bir hocamız. Hem mimar hem deprem konusunda uzman. Bugün çok önemli konular dinledik ondan. AFAD Elazığ İl Müdürümüz Doktor Cafer Yiğit'e bir teşekkür ederiz. Alkış alalım tabii ki. Türk Psikiyatri Derneği Elazığ Malatya Şubesi Başkanımız, Yönetim Kurulu Üyemiz, psikiyatrist Doktor Ömer Demir'e de, Deniz'e de çok teşekkür ederiz. Ama en büyük teşekkürü de gençlerimiz ve sizlere, buraya katılan herkese, zamanınızı ayırdınız. Hiç ayrılmadan dikkatle bizi dinlediniz. Bu her yerde olmuyor. Ben hemen hemen her hafta konferansa gidiyorum. Hepinize çok çok teşekkür. Evet, kendimize bir alkış alalım. Şimdi de en son bir aile fotoğrafı için herkesi buraya davet ediyor ve paneli sonlandırıyorum saygılarımla. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Gençlere teşekkür etmiyoruz Sayın Başkan. Teşekkür yeterli değil. Sömestr tatilinde gençlere takdir vermelerini istirham ediyorum efendim özellikle. Bu kadar sabırla dinlediler. Özellikle sosyal anlamda, sosyalleşme anlamında 100 puan aldınız. Teşekkür ediyoruz sizlere. Bir aile fotoğrafı. Gençleri de şu ön tarafa doğru alalım. Onların da bu fotoğrafta yer almalarını istiyorum ben. Sivil Toplum Kuruluşu Başkanlarımızı yukarıya alıyoruz. Değerli kurum başkanlarımıza soru salan gençlerimizi üst tarafa alıyoruz. Onlar ayrıcalıklı eğer varsa, gelebilirlerse buraya. Evet, Sivil Toplum Kuruluşu temsilcilerimiz, kurum başkanlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Deprem bilinci ve sivil toplum dayanışması panelimiz burada sona eriyor. Katkı veren herkese ayrı ayrı çok teşekkür ediyoruz. Saygılar sunuyoruz efendim. Sağ olun.